Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Ya biz seni Sebebi Mahruk 6. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü başlık çerçevemiz sonucu akletmeden like atmayı, yorum yapmayı ve video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet, başlıyoruz. Sebebi Mahruk olmamızı sağlayan unsurların en başında duran zımbırtı varın birisiydi. Sonucu atletmeden olacak güzel varsayımlarla yaklaşmamızı. Elbette ki pozitif olsak sonuç hep güzel olacak demekle kalmayıp sonucu atlederek varsayımlarda bulunsaydık çok çok güzel olurdu. Hayatımızı hem dertten, tasadan uzak, hem ise yoksunluktan, acizlikten uzak durmuş olurduk. Ama felakin baktığımız zaman sonucu atletmeden aceleyle yapılan bir takım saçma mevzular yüzünden sebebi mahruk oluyoruz. Üstelik sadece bu birkaç kişi ile, sen ile ben değil, tüm dünyayı etkileyebiliyor. Şu an karşılaşmıyor muyuz bu durumla? Soruyorum. Bu sonucu atletmeden girilen mevzular hem negatif bir şekilde gelirdir, hem negatif sonuçlar çıkartır. Acele işe şeytan karıştığının da bir kez daha ispatı dahadır. Negatif olmak, negatif enerji vermek başlı başına mahruklaştırır. Bunu bilelim zaten de sonucun nerelere kadar gidilebileceğini akletilseydi bu iyi sonuçlar da çıkarılabilirdi. Kötü de belki de sonucun bu noktalara geleceği göz önünde bulundurularak gelmiştir. Olamaz mı? Ben diyorum ki önce Allah'tan korkalım. Mevlam ne eyler, ne eylerse güzel eyler. Her şeyin hayırlısı olur. Her şerde vardır bir hayır. Bizlere düşen de sebebi mahruk almamaya ve oldurtmamaya özen göstermemizdir. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Vesselam. Sonucu atletmeden iş yapmayalım. Önce sonucun neler yapabileceği hakkında varsayımlarda bulunalım. Sonra da iyiye, güzele yönelelim. Sonrası mahruk oluruz. Benden demesin. İki orta, bir sade,